Herkese merhaba arkadaşlar. 27 Ekim Salı Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de arkadaşlar 8 tane koşunun olduğu bir program var ki 3. koşuyla beraber saat 7'de de arkadaşlar Kocaeli'nin altılısı başlamış olacak. Ben yine her altılı program ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safganlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine sizi tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Kocaeli program için arkadaşlar değerlendirmeye çalışalım. Arkadaşlar Kocaeli programı akşam koşacak ki gündüz programında Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaşmıştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Dediğim gibi akşam programında Kocaeli, gündüz programında Ankara koşacak. Kocaeli'nin programı da 3. koşuyla beraber saat 7'de 6'lısı arkadaşlar başlamış olacak. E, kısa vade bir koşuyla başlıyor altılı ki 3 yaşlı tarapları 1400 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz 7 tane safganı start alacağı bu koşuda zaten e, Kazber temsilcilerinin biraz fazlalığı söz konusu ki 5 tane Kazber temsilcisi var arkadaşlar ki zaten yarışta büyük ihtimalle istatistikler de genel zaten böyle söylüyor Kazber temsilcilerinden herhangi bir tanesinin kazanacağı bir yarış izleyeceğizdir büyük ihtimalle ama ben özellikle 7 umalı emin adamın arkadaşlar e, önemli bir yarış yapabileceğini düşünüyorum çok beğendiğim bir safgan özellikle son yarışlarında üstüne basa basa da verdiğim bir Safkan, ki son ikincilinde oldukça beğendim. Safkan'dan bir beklentim var. Oldukça da kaliteli koşuyor. Üzerinde de Onur Yıldız var ki Onur Yıldız bilindiği gibi özellikle Kaysberg temsilcisine çok iyi bilen, iyi etkili bilen arkadaşlarımızdan biri. Bence muhakkak şans noktasında değerlendirilmeli. Rakibi noktasında yine benzer şeyleri söyleyebileceğim. 5 numara dost bağı. Yine bu Safkan'la Onur Gökçe idaresinde start alıyor. Bu iki Safkan'dan ben etkili bir koşu bekliyorum. Yani 7 ve 5 numaralı Safkan'lar ben de bir tık önde arkadaşlar. Bu iki Safkan'ı muhakkak kuponunda bulunduracağım. Daha sonrasında yine numaralı oğlum Batuhan gibi ya da 1 numaralı hedefi gör gibi safkanlarda arkadaşlar geniş kuponlarda şans vermek doğru olacaktır ama dediğim gibi günü ilk ayağında özellikle 7 numaralı safkanların iyi bir koşu bekliyorum. Rakibin noktasında 5 numaralı dost olabileceğini düşünüyorum. Son olarak da arkadaşlar 1 ve 2 numaralı safkanlardan yine etkili bir koşu gelecektir günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise meydin bir koşu koşacak. İki yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 12 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu özellikle gruptan en azından bu zamana kadar koştuğu koşular dikkat alındığında fark yaratan bir Safkan var ki bu da 3 numalı Çayırman olacak. Güzel bir mendip yavrusu olan Safkan anne kanatı da Okavango gibi önemli bir Safkan'a tekabül ediyor ki Mustafa Çiçek idaresi start alacak olan Safkan ilk çıktı. iki yarışında da etkili yarışlar yaparak güzel ikincilikler çıkardı ki son yarışından bugüne de 21 günlük bir arası var. Safgan'ın ki çalışmalarında oldukça galoplarında etkili işler gördüm. Bugün için hazır gireceği bu grupta, grupta artık meydana veda etme vaktinin geldiğini düşünüyorum. Bu Safkan'dan iyi bir koşu gelecektir. Bence günün en yakın kazanmaya en yakın safkanı konumunda da değerlendirmek doğru olacaktır. 3 numaralı Çayırman dediğim gibi arkadaşlar Müslüm Çiçek, e, Mustafa Çiçek idaresinde kazanma en yakın Safkan konumunda gözüküyor. Bu Safkan'ın kötü koşması durumunda devreye girmesini beklediğim ki özel özellikle 9 numaralı Ragazza Migo son yarışında verdiğim bir safkanlı etkili de koştu ama yine istediğimiz koşu yapamadı. Bugün için çıkacağı bu yarışta etkili yap işler yapabilir. Rakibi noktasında daha sonrasında 1 numaralı Brave Gladiator yine Tolga Yıldız beraber start alacak olan safkanlı iyi bir koşu gelebileceğini düşünüyorum. Bu safkanları rakip noktasında değerlendirebiliriz. Özellikle 3 diyorum rakip noktasında 9 diyorum arkadaşlar daha sonrasında da 1 numaralı safkanın da şanslı olabileceğini düşünüyorum günün ikinci ayağı için. Günü üçüncü ayağına geldiğimizde ise Şartlı 5'te yamak bir aprantilerine ait olan 4 yukarı Arapları izleyeceğiz ki 1400 metre mesafe kum bir yarış koşacaklar 12 tane safkanın start alacağı bu grup olacak burada kaliteli bir safkan var özellikle kış sezonunda ben daha da iyi işler yapacağını düşünüyorum sezonada zaten yavaş yavaş kendini alıştıran safkan son 2-3 yarıştır çok sıkıştırılmadan yarışlar görüyor ki bugün için müsaitle bir grup yakalamış 3 dumanı golden kickten bahsediyorum safkan bugün için bence bu grubu artık geçecektir diye düşünüyorum kaliteli safkanın yavaş yavaş kendini bulduğunu son yarışında fena görmediğim safkandan sıkıştırılmadan koşturuyor zaten bugün için mesafesinde ve kolay bir grup yakaladığı inandığım safkanın ben kazanmasını bekliyorum ki 3 numaralı golden kick bence en şanslı Safgan konumda arkadaşlar günün bu 3. ayağı için. Bu Safgan'ın rakip noktasında değerlendirilmesi gereken diğer bir Safgan'da yine kaliteli Safgan Altumalı lokumoğlu olacak ki her ne kadar 3 aylık bir arası olsa da kaliteli Safgan'da ben yine iyi bir koşu bekliyorum, değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Özellikle 3 arkadaşlar daha sonrasında 6 diyorum. Daha sonrasında yine formda safkanlar 5 numaralı Ünal amca ve 4 numaralı Keleşan da yine geniş kuponlarda şans vermek doğru olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar özellikle 3 numaralı Golden Kick'ten etkili güzel bir koşu bekliyorum. Rakibi noktasında 6 daha sonrasında e, 4 ve 5 numaralı safganların yine geniş kuponlarda şans vermek doğru olacaktır günün 3. ayağı için. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise Handikap 16'da bir koşu koşacak. 3 ve yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 7 tane safganın start alacağı bu koşu için ben bir tane safgandan bahsedeceğim ki bu safkanı zaten kuponunda yalnız bırakacağım. Bu da 4 numaralı Babaros olacak. Önemli bir power skort yavrusu olduğunu düşündüm. Fırat ile beraber start alacak olan safkanın uzayan mesafe yarışlarında her zaman iyi koşulları koşmaya aday çok kaliteli bir safgan olduğunu düşünüyorum ki son yarışında zaten çok gösterişli çok güzel bir sprint atarak gelmişti. Bugün için yine uygun kilosuyla beraber start alacak olan safkan için her şey lehine gözüküyor. Ben bir terslik yaşanması durumunda kolay kazanacağı bir yarışı izleriz gibi gözüküyor. Günün arkadaşlar dördüncü ayağında 4 numaralı Babaros Fırat Aslan'la beraber bence de geçilmeyecektir. Dediğim gibi kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir. Günün 5. ayağı şartlı 5 bir koşu var. Dört yaşlı Araplar 2000 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 8 tane safkanın start alacağı bu koşuyla arkadaşlar. Yine zorluğu zevkli geçmeye aday koşularından biri. Burada özellikle 5-6 numaralı Mehtar son yarışlarında oldukça kendini buldu. Yunus Emre Yüksel idaresine start alacak olan Safkan'ın son ikincilikleri oldukça başarılı. Bugün için yine sevdiği mesafede iyi bir yarış gelecektir. Daha sonrasında istenen yarışı bir türlü yapamayan 5 numaralı Kayalaska ile beraber yine ben etkili koşmasını beklediğim bir Safkan. Özellikle dediğim gibi Kayalaska'dan enteresan güzel bir yarış bekliyorum ki zaten diğer ekürüsü favori çıkacak olan ekürüsü de zaten 4 numaralı Ulu Bey Mustafa Çiçek İda yine ihmal edilmemeli. Son olarak da arkadaşlar 3 numaralı Harun Baba diyeceğim. Bu safkandan yine etkili bir koşu bekliyorum. Varsa yerimiz hatta bir numaralı Atlı Bey bile şans verebiliriz arkadaşlar. Özellikle 6 daha sonrasında ekürülerden iyi koşu bekliyorum. 4 ve 5 numaralı safkanlardan. Daha sonrasında yerimiz varsa 3 ve 1 numaralı safkanlara arkadaşlar geniş kuponlarda şans vermek doğru olacaktır. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te dişilere ait bu grupta 3 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz 14 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için arkadaşlar ben özellikle e, son yarışlarını aslında istediğimin biraz altında koşuyor olsa da bir numaralı Fatih Gülü'nün uygun bir grup yakaladığını düşünüyorum. Artık bu grubu geçecektir diye düşünüyorum. Hem sevdiği mesafede start alıyor hem de yetenekli aprantisi Mustafa Kemal Caylan'la beraber start alacak olan Safkan'ın uygun grupta fark yaratmasının bu grubu geçmesini bekliyorum. Ben de ilk şans Safkan'dır bir numaralı Fatih Gül'ü rakibi noktasında Dost doskardınız yine Muhammed Bilgin idaresindeki yetenekli aprantisi son yarışlarında oldukça formda zaten. Zaten Muhammed bugün için yine etkili bir yarış yapıp bu gruba geçebilir arkadaşlar. 2 numaralı Dostgardinus bence yine ihmal edilmemeli. Son olarak da yine grubun bence kaliteli ismi 5 numaralı Miss Sonia Kadir'le beraber şanslı olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle 1 numaralı Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Rakibi noktasında arkadaşlar 2 ve 5 numaralı Safkanların bence ayrımsız kuponlarda yazılmalı. Hatta bütçemiz doğrusunda arkadaşlar tuttuğumuz Safkanla varsa günün bu ay için mutlaka ekleyelim diye düşünüyorum günün son ayında. Arkadaşlar Koca ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. varsine takip ettiğiniz zatları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden herkese bol şans diliyorum.